Limonata aldım. Seversin. De glutensiz kurabiye. İyi misin? Değilim. Yalnız bırakır mısın beni lütfen? Kulağını beni iyi dinle. Köprüden önce son çıkış. Yaman'a her şeyi anlatacağım. Son şansım bu. Onu sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan atacağım konuma hemen gel. Çağla. Yapma kızım, bari sen yapma. Yaman Ali'yi oğlum biliyordum ben. Oğlum bildiğim bir çocuğu niye kaçırayım? Ne anlatıyor bu rüya? Ne dedi tam olarak size? Biz çağırdık Rüya'yı. Feride abla giderken mektup bırakmış anneme. Allah onu bulmuş. Orada okumuş. Mektup bırakmış. Nerede mektup, ver bakayım. Herkes mi kafayı yedi ya? Herkes mi kafayı yedi gerçekten ya? Bu ne saçmalık? Ne yazıyordu mektupta? Beni mi suçlamış? Hayır, Şebnem ablayı suçlamış. Ondan şüpheleniyormuş. Ben bu işin neresindeymişim peki? Rüya ben hangi gerekçeyle neyle suçluyor acaba? Melek. O senle Şebnem ablayı konuşurken duymuş. Melek? Hani şu hayatını kurtarmak için polisle işbirliği yaptım çocuk, öyle mi? O duymuş yani. İnanmıyorum, gerçekten inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Şebnem abla inkar etmemiş ama baba. Birlikte yaptığımız itiraf etmiş Rüya'ya. Şebnem itiraf etmiş. Ben ne yapmış? Biz birlikte mi kaçırmışız? Öyle mi dedi? Sen de itiraf et işte baba. Korkma, hiçbirimiz ele vermeyeceğiz sizi. İzin vermem ben onlara. Çağla. Kulağını beni iyi dinle. Köprüden önce son çıkış. Yaman'a her şeyi anlatacağım. Son şansım bu. Onu sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan atacağım konuma hemen gel. Ne var Çağla? Baba, daha iyi misin? Daha iyi, merak etme. Sen? Senden hallice diyelim. Bak, beni hıyıklamaya çalışırken kendini dağıtıyor. Bir şey de anlatmıyorsun. Biz bu enkazın altından kalkarız. Merak etme. Ne oldu lan? Bir şey yok baba.
Bugün sen kendin dönsen olur mu eve? Lan ben hayatım boyunca kendim dönmüşüm. Aklın kalmışsın hadi. Ayrı baba. Yaman. Rüya iyi kız. Hadi git şimdi. Görüşürüz Ayrı baba. Ayrı baba. Ben bir acı kahveni daha içeyim mi? Ya ben anlamıyorum ki ne yapacakmış bu kız bizimle? Ne işimiz var yani bizim burada? Dikkat çekmeyen bir yer olsun istedim. Beğenmedin mi? Birini öldürüp ortadan kaldırmak için süper bir yer, evet. Ben daha çok konuşuruz diye düşünmüştüm ama... Hatta mümkünse Yaman gelene kadar hiçbirinize bir şey olmasın arkadaşlar. Delirdin mi ya sen? Sorunu unutma bir saniye. Alo. Geliyor musun Yaman? Geldiğinde anlarsın, acele et. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir saniye. Senin soruna gelince delirmedim. Yani ara ara kıyışı kopardığım oluyor tabii ama genel olarak ruh sağlığım senden çok daha iyi. Konuya gel. Tamam. Ben o zaman konuya hızlıca bir giriş yapayım. Yaman bugün sizi görmüş. Hani yatıp dinleneceğim deyip buluşmuşsunuz ya. Biliyor. Ondan bir şey sakladığınızın farkında. Haklı çıktım yani. Ve sayenizde haklı çıkmak beni hiç mutlu etmedi. Çünkü Yaman yıkılmış durumda. Yani işin özeti, Yaman için değerlisiniz. Sizi seviyor, güveniyor. En çok da sana. Eğer annenin onu kaçırdığı gerçeğini ondan sakladığınızı öğrenirse yıkılacak. Ve ben yıkılmasını hiç istemiyorum. Çünkü Yaman da benim için çok değerli. Siz nasıl birlikte büyüdüğünüz için birbirinizin arkasını kolluyorsanız ben de Yaman'ın arkasını kolluyorum. O yüzden Yaman daha fazla üzülmeden bu gece ona gerçekleri anlatacaksınız. Ya da ben hiç istemeyerek gerçekleri onun önüne koyacağım. Sonra da onu nasıl toparlayacağımı düşüneceğim. Kararsızsın. Selim'i korkma, iyileşeceksin, tamam mı? Aman. Nabzı düşük, solunum dengesiz. Oksijen maskesini takalım. İç kanaması var. Hastaneye haber verin. Beyefendi müsaade edin lütfen. Tamam, yavaş olun sizden, olur mu? Kaldırıyoruz. Üç, iki, bir. Elif. Elif. Ha? Korkma, tamam mı? Bak ben seninle geleceğim. Tamam mı? Korkma, ben yanındayım senin. Korkma. Yavaş olun lütfen. Şeyden kaçırdı. Hepsi biliyor. Hanımefendi sakin olun. Metro. Hanımefendi yormayın kendinizi. Ne oluyor? Bilinç kapandı. Bir şey dedi. Duydunuz mu, bir şey dedi? Mektup. Mektubu bulsun dedi. Müsaade edin.
Neyin peşindeydin Zelif'le? Hı? Nasıl oldu bu kaza? Anlat. Bir şey bilmiyorum ki anlatayım amirim. Sen söyleyeceksin bana. Elif'in söylemediği ne varsa sen söyleyeceksin. Elif sana bir şey anlatmadı yani. Konum attı bana. Geldiğinde kendin görürsün dedi. Gittim ben de. Ne gördüm biliyor musun? Allah yerde. Elif yerde kanlar içinde yatıyordu. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Ama neden bilmiyorum biliyor musun? Çünkü ne polis, ne benim sevgilim, ne de kardeşlerim bana hiçbir şey söylemiyor. Herkes bir şey saklıyor benden. Değersiz bir şey gibi bırakıp gitmişler kızı. Resmen ölüme terk etmişler amirim. Dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? İyi düşün. Küçük bir ipucu. Ne oluyor lan? Lan! Yeşil bir hatchback. Ben Elif'in yanına giderken hızlıca geçti gitti yanımda. Plakası? Tüm birimlerin dikkatine. Yeşil hatchback bir araba arıyoruz. Konum? Ömerli yolu. Ömerli yolu üzerindeki bütün mobeseler incelensin. Arif. Başlıyoruz. Tamam Serhan Bey. Tamam, kartı istediğiniz gibi koydum Serhan Bey. Aferin. Şimdi arabanın yerini polise ihbar et. Sonra yapacağın tek bir şey kalıyor. Sana verdiğin video kaydını isimsiz paketleyip polise ulaştırmak. Zor bir 24 saat oldu ama artık sonuna geliyoruz. Hadi, göreyim seni. Yollar tükendi Şebnem. Senin için de tek bir yol görüyorum. Kendi başının çaresine bakmak. Allah senin belanı versin. Biraz daha git. Tamam. Kör noktadayız. Hangisi? Şu yeşil araç Serhan Bey. Kaydı kuydu yok değil mi? Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Plakada yok zaten araçta. Kafanız rahat olsun. Sen burada kal. Thank you.
Güle güle Şebnem. Beni buna sen mecbur bıraktın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.